Sevgili dostlar, Frostpunk seri 1 kardeşim. Sonsuz mod, yeni harita. Sonsuz mod mu oynayalım, senaryo mu, ne diyorsunuz? Fena, yeni bir yuva. Hayatta kalmak zorundayız. Oyunun sesini kısma ihtimalimiz var sevgili dostlar biraz. Sadece şunu yapmak istiyorum. Şuraya geldik. Bu modda oynayacağız. Kamera fazla yer kaplamasın. Bir de motivasyon konuşmamız yapılsın. Hemen başlıyoruz. Güzel. Şimdi başlayabiliriz işte. Gerçek anlamda. Gerçek anlamda başlayabiliriz. Evet, iyi dedi, haklı. Hayatta kalmak zorundayız. Londra'dan kaçtık ve donmuş kuzeye ulaşmak için denize açtık. Yolda bir kar fırtınası konvoyumuzu yakaladı ve dağıldık. Birkaçımız bu jeneratöre ulaşmaya başardık ama tamamen donmuş, terk edilmiş şekilde bulduk. Burada neden kimse yok? Halkımızdan kar fırtınasından kurtulan oldu mu? Dışarıda başkaları var mı? Ne yapsak yapalım, artık bildiğimiz dünya parçalandığı için en kötüsünü beklemekteyiz. Çok ufak bir ses ayarı. Çok ufak bir ses ayarı, tamam. Çok yüksek olmasın ses. Başlıyoruz. Huzursuzluk. 80 evsizimiz var. Huzursuzluk. Dinlenme, dinlenme. Cherry Denton. Herkes dinleniyor. Bu biraz akıl oyunu. Arkadaşlar, ben bu oyunu çok iyi bilmiyorum. Haberiniz olsun. Bir şekilde çözeceğim. Şimdi bu tarafa ben ne yapacağım? Biraz insan. En azından bir işçi gerektirir. Buraya insan göndereceğiz. İş gücü çelik çıkartacak. Çelikten ziyade burada ne var? Kömür iyonu. Kömür iyonu var. Burada odun sandıkları var. Bu odun sandıklarına göndereceğim bir işçi. Buraya artı bir, artı bir, artı bir. Mühendis göndermemize gerek var mı buraya, odun sandıklarının olduğu bölgeye? Mühendis göndermeyelim, direkt işçi gönderelim. İşe gidiyor. Hepsini işaretle, tamam. 6 tane işçi gidiyor buraya. %40 kapasite, 47, 53. 10 kişi gönderdik. Buradaki çelik enkazına bir tane, iki tane mühendis gönderelim. Mühendis göndermemiz bir şey fark ediyor mu bilmiyorum. Burada da odun sandıkları var. Odun sandıklarına da değil, hayır, kömüre göndereceğiz. Kömür yanına bayağı bir işçi gönderelim. Onlar bir gitsin bakalım. Ne yapacaklar? 15 tane işçi gönderdik miso. Bunlar miso. Buraya da 15 kişi gönderebiliyormuşuz. Buraya da gönderdik bir 15 kişi. Buraya da 15. 15-15 gönderelim abi en baştan. Huzursuzluk, umut. Güzel. En azından şurada ne var? Çelik enkazı var. Odun sandıkları var. Başka bir yerde bir şey var mı? Kömür yanı. Kömür deposu. Çıkarım başlatmak için kömür madenini buraya kur. Tamamdır. Kömür madeni kuracağız oraya. Güzel. Hafiften haritayı döndürebiliyoruz. Şöyle bir yaklaşalım. İnsanlar yavaş yavaş toparlamaya başladı. Öğretici özeti he. Hareket, yaklaş, uzaklaş. Kaynaklar, iş gücü. Okey. Parametre, çiğ gıda, yemekhanedan yiyecek payı hazırlamak için kullanılır. Oyunun ilerleyen safhalarında farklı türde kaynaklar da ortaya çıkabilir. Güzel abi, çiğ gıdamız var. Buhar çekirdeğimiz var. Normal oyun hızında oynuyoruz. Biraz sakin oynayacağız. Altın yerine kömür var. Tabii canım, altın yerine kömür var. Şimdi bu buhar seviyesini arttıracağız. Buhar seviyesini arttıralım bakalım. Ne kadar gidecek? İnsanlar biraz ısınsın. Huzur geri gelsin. Menzil ayarını açamıyoruz. Sıcaklık katmanı. Aşırı yüklenme. Sıcaklık katmanı ne oluyor? Yani sadece orayı görüyoruz. Tamam, sıcaklığın dağıldığı yeri görüyoruz. Güzel. Ya sıcaklık iyice dağıldı. İnsanlar ısınıyor. Çalışıyor. Bu tarafa sürekli bir kömür alıp şey yapmamız lazım. Vermemiz lazım muhtemelen. 450 adet kömürümüz var. Buranın işçisi buraya yetiyor mu? Ona da bakmak lazım. 6 kömüre ihtiyacım var. Buhar seviyesi. Artı birisi bu alandaki bütün sıcaklıkları şey yapar. %100 kömür tüketimi. %100 mü tüketim? Günlük 180 gün, 144 gün. 180 ile 144 gün arası gidecek herhalde. Kömür 48-49. Kömür sayısı hala artıyor. O yüzden bir sorun yok. Sıcaklığa basalım. Rahat, yaşanabilir, serin, soğuk, çok soğuk, dondurucu. Tamamdır. Bunlara zaten bakıyoruz. Zaman kontrolü. Bunları da biliyoruz. Okey. Tamamsın abi. Yiyecek payı. Biraz kömür depola. 200 tane kömür depolamam lazım. Şu tarafa da biraz işçi göndereceğim. Max 7 kişi müsaitmiş. Bu 7 müsaiti gönderelim. Mühendisleri göndermeyelim ama, değil mi? Gerek yok. Odun sandıklarımız var. Verimlilik %100. Verimlilik %100. Buradaki verimlilik %47. Geldi benimki. Edge of gibi kaynaklara adam göndereceksin. Storage yapacaksın. Ben biliyorum. İnşaat tamamdır. Bina inşa et. Sokaklar, binalar. Okey. Olumlu yerleştirme falan yapacağız. Bina yerleştireceğiz. Şimdi kardeşim, ekonomi, inşaat. İnşaatta çadırımız var.
Bir tane çadırı şuraya yakından koyalım. Şu bölgeye koyarsak daha tatlı olur. Yakına koyalım. Şuraya koyduk. Bir tarafa da koyduk. Okey. Mühendis koymamız gerekiyor mu? Mühendisle normal insanın farkı ne? İşçiler bekleniyor. Güzel, işçiler. Mühendisi inşa edecek. 3 tane mühendisi inşa edecek. Okey, onlar beklensin. Bu tarafı da herhalde inşa ediyor mühendisler. Tamamdır. Yapabileceğimizi yapacağız. 93 kömür depoladık. Biraz zamanı hızlandıralım. Çok hızlı bir seri gitsin şöyle bir. 59. Bir sonraki güne mi geldik? Kaynak toplam başarısız mı? İş gücü odun çıkaracak. Nominal. Tane de 6. Buhar seviyesini açmamız lazım. Jeneratör geliştirmeleri artar, ısı üretimini artırabilir, ısı alanlarını genişletebilirsin. Tamam, biliyoruz. Burayı açtık zaten abi. Kömür tüketimini kapatamam. 70 tane evsizimiz var. Bunlara ev yapmamız gerekiyor. Ekstra birkaç tane daha ev yapalım. Sağlık merkezi. Sağlık merkezi yapabiliyor muyuz? 25 odun. Bir tane sağlık merkezi yapalım, ne olur ne olmaz. İşimize yarayabilir. Dur, yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla yaptım. Avcı kulübesi, yemekhane. Bir de yemekhane yapalım şuraya. Şöyle bir yemekhane yaptık. Şu anda kaynaklar toplama noktası, kaynak deposu, teknoloji, atölye. Tamam, bunları bulamıyoruz şu an. Yapacak bir şey yok. Biraz daha toplamamız lazım. Burası odun deposuydu. Bu odun deposunda fazla çalışan var mı? Yok, fazla çalışan yok. İnsanlar bıraktı tabii çalışmayı şu an. Şu an kömürümüz azalıyor. Gece olduğu için. Bakalım gece bu kömür bize yetecek mi? İnsanlar burada max diyeceğim. 8 müsait. Max bir şekilde gitsinler. Aynı yemekhaneye yemeklerini yesinler. Onlar da buraya geldi. Dışarıda kalan insanlar da var. Yiyecek ve açlık. Bunu okumam lazım, dur. Durduracağım oyunu. Hastalık. Hasta ve ağır hasta insan sayısı. Tamam. Hastalar güvenli bir şekilde tedavi edilebilir. Ağır hastalar radikal tedavi edilebilir. Bakım evlerinde yaşayan ağır hastalar, amputeler yarım yiyecek payı tüketirler. Ağır hastalara güvenli bir şekilde tedavi edilir. Revir. Revir yapmak lazım. İş gücü. Sağlık merkezi veya atölye gibi bazı binaların çalışabilmesi için ciddi zihinsel güce sahip insanlar gerekir. Bunlarda da yazınca mühendisler çalışabilir. İşçiler sadece el işi yapabilirler. Sosyal sınıf. Hem işçi hem mühendis. Anladım. Anladım. Avcı kulübesi. Her gün 15 çiğ gıda, 30 çiğ gıda. Her gün gıda biriminden 2 yiyecek payı. Yemekhane yapmamız lazım ileride. Başlatalım. Devam edelim. Bir gece daha hayatta kaldık. Bunun bir önemi olmalı. 60 tane evsiz. Hadi beyler, hala yapacak çok iş var. Gündüz gece döngüsü. Geldi. Vardiya zamanı değişimi. Çalışma vardiyaları. Kriz vardiyası. 24 saat kriz vardiyası. Kriz vardiyası açabiliyormuşuz ama nereden açıyoruz kriz vardiyasını? Onu da görmek lazım. Dur, şimdi bulacağım. Saatin üstünden mi? Ekonomi. Günlük kazanç 168. En azından bir işçi gerektiriyor kömür yığını. Şu an verimliliğimiz iyi değil. Bir gıda kazancımız yok. Yiyecek. Jeneratör rahatlatıcı sıcaklıkta çalışıyor. Bunun değerini bilmeliyiz. Eğer jeneratör bozulursa şehir ölür. Kömür rezervlerine dikkat et. Bir çiğ gıda kaynağı sağla. Okey, sağlayacağız. Avcı kulübesi. Yemekhanemiz var değil mi burada? Toplama noktasıyla kaynak deposunun farkı ne? Başımızı sokacak yer yok. Herkese sığınak sağlayacağım. Söz veriyorum. Bir de benden söz. Buralara yaz günü kar yağıyor. Günün bu saatinde kapalı.
Hardiyeyi nasıl ayarlayacağız? Saat 8 ile 18 arası. Bir dakika dur. Saat 21. 21'den sonra üretmeye devam edersin. Gereken çığ gıda bu tesis kapalıldı. Günün bu saatinde kapalı. Bunları buradan çıkartacağım mı? Anlamadım. Bunları buradan şimdilik çıkartayım o zaman. Şimdilik tamirat falan yapsınlar. Tamirat, tadilat yapsınlar. İnşaat. Bana biraz akıl verilmesi lazım ya. Ben tam olarak bazen bazı şeyleri algılayamıyorum. Odun da toplamamız gerekiyor bizim. Konvoyumuzdan insanlar. Alabalığın bilgeliği. Bir tavsiye. Kaptan istek geldiğinde şunu unutmayın. İnsanlar genelde en hızlı çözümü isterler. En iyisini değil. İstedikleri her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Sorunu kendi yolunuzla halletseniz de olur. Teşekkürler. Yemekhanenin açılması lazım artık. Sadece mühendis çalışıyor yemekhanede. Bir yemekhaneye iki tane işçi göndereyim. Tamamdır. İki mühendis, bir işçi. Üç işçi. Müsait mühendislerimiz var. Huzursuzluk biraz arttı. 167 kömürümüz var bu gecelik. Bunu kapatabilir miyiz? Aslında millete ev yapmamız lazım bizim. İnsanlara çadır yapalım. Kalacak yer lazım. Odun lazım bize. Odunumuz da yok. Odun toplayalım. Biraz odun sandıkları. 8 tane müsait şeyimiz var. 4 tane göndereyim buraya. Bize nüfus da lazım biraz. Şu çalışma saatleri, vardiya saatlerini nasıl yapacağız? Atölye inşa et. İnşaatçıyı inşa et. Kayıp seferimizden afetzedeler kurtar. Herkes için barınak sağla. Atölye inşa et. Binalar arasında geçiş, verimlilik. Hastalıktan çıkamayanlar verimliliği etkiler. Aynı türdeki tüm binalar arasında geçiş yapabilirsin bu şehrin arasında. Tamam. Biraz daha öğrenmek lazım. Burada yemek var. Çalışıyor. Kapandı burası. Burada da kimse yok. Buraya işçi koyacağım. Avcı kulübesine. 15 tane işçi koyayım. Güzel olur. 422 tane kömürümüz var. Kömür çalışıyor. Bir tane daha çadırı inşa edeceğim. Bir tane daha çadırı inşa edeceğim. Bu bölgeye de yine bir çadırı inşa edeceğim. Şuraya da bir çadırı inşa edeceğiz. Güzel. Hatta bir çadır daha inşa edelim. Herkesin evi barkı olsun ki ağlamasınlar. Güzel. Birinci gün. Yemekhane. Avcılar. Çalışma saatleri. Avlardan daha fazla ürün toplamak için geliştirmeler arttır. Şimdi çalışma saatleri 18 ile 06 arası ya. Sonrasında ne yapacağız biz bu avcılara? Sonrası da önemli. Odun yığını bulmamız lazım. Çelik enkazı. Odun sandıkları. Kömür yığını. Odun sandıkları. Ve 4 tane mühendis göndereceğim. Kanun kitabı. Adaptasyon. Çocuk işçiler. Kanuna bakalım mı? Kanuna. Bu gece. Ne diyorsunuz? Ha, bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Ekstra vardiya saati belirleyebiliyor muyum? Ekonomi. Rahat. Yaşanabilir. Bakacağız. Bakacağız. Buna da bakacağız. Şimdi bir saniye. Şimdi biz buhar çekirdeğimiz bir tane var. Çeliğimiz var. Odunumuz yok. Bu tarafta bize ne istiyor? Şehirdeki tüm yapılar sokaklara jeneratöre bağlanmalıdır. Yoksa çalışmazlar. Bu sokak inşa etmek için inşaat panelini aç ve inşaat et. Sokak kur. İki odun lazım sokak kurmam için. Anladım abi. Anladım. Buralara sokak yapacağız. Okey. Çözeceğim bunu. Yarın çözeriz. Önemli. Sokak yapacağız. Odunumuz yok şimdilik.
Ne oldu? İşçiye ihtiyaç var. Yapacak çok şey var ama yeterli kadar işçi yok. Bu sorunu çözmenin hızlı bir yolu çocuklarımızı çalıştırmak. Anı kitabını aç. Çocuk işçiler güvenli işler. İmzalayalım. Çocuklar güvenli yerlerde çalışabilir. Olur abi. Ama çocuklarımız çalışmaya alışık değil, incinecekler. Onlara eğitmenin bir yolunu bulamaz mıyız? Buluruz abi, buluruz. Merak etmeyin. Hepsini buluruz. Bir çaresi vardır. Biz burayı başlatınca zaman duruyor değil mi? Zamanı bir durduralım. Kanun kitabını açalım bir görelim. Yeni bir kanun imzalamak için 17 saat bekleyin. Kriz vardiyası. Kriz vardiyasını imzalayabilirim. Çocuk işçileri bütün işlere yok. Çok zor. Mezarlık ceset atın. Ceset atımı. Mezarlık zor abi. Hayatta tut. Radikal tedavi. Palaş yemeği mi? Olmaz. Övüş aranası. Kriz var diyesi. Dövüş aranası açayım, biraz meşgul olsunlar. Bence güzel olur. Huzursuzluk arttı. Biraz bize odun lazım şimdi. Çok üşüyoruz. Ne oldu? Mühendis, çocuklar. Çocuk göndermeyeceğiz, yok. Çocukları yemekhanede çalıştıralım mı? Burada ne var? Avcı kulübesi. Sağlık merkezi. İşçi, işçi. Sokak yapacağız. İyi, sokak yaptık buraya. Buraya da bir sokak yapacağız. Sonrasında bakarız. Zibaratto. Zibaratto. Odun, odun. Odun lazım. Soğuk yanığı. Bir şey yapmalıyız. Radikal tedavi. Yapacağız, yapacağız. Soğuk yanığı olmuş birisi. Geçmiş olsun. Odun lazım. Odunla bina inşa etmemiz gerekiyor. Atölye inşa et. Atölye yapalım bakalım. Toplama noktasını nereye yapıyoruz? Şuraya mı? Şuraya mı yapacağım, yoksa hani şuraya mı? Şuraya yapayım mı? Devrilmiş ağaçlar nerede? Şuraya mı? Nereye yapalım abi? Sinan. Sinan, bir cümle atıyorsun ortaya, ondan sonra yoksun kanka, ben anlamadım. Bir laf söyledin, yoksun. Ne oldu?
Toplamıyor abi, ne alaka? O niye ağaçları toplasın, ne alaka? Barınak sözü bozuldu. Ayıp seferlerimizde afet zedeleri kurtar. İşaretçi inşa et. Mühendis konuşlandırmıyor ki. Çalışan mühendisimiz var bir sürü. Yirmi altın lazım. Yedi tane hasta var. Abo, yolda yapmamız gerekiyor. Sokağı nasıl yapıyorduk? Sokak önemli olan. Ben de hatırlamıyorum abi. Oynamıştım da bir kere. Ne zaman oynadım? Nerede oynadım? Toplama noktası yaptık. Buraya bir de yol yapacağız. Tahtamız yok. Tahta yok. Sözler bozuluyor. Kanun kitabını açalım. Hayatta tut. Yeni yasa geçti. Tokta kaynağımız var, standart öğün. Bu tarafta birilerini mi çalıştırmamız lazım bizim? İşçi çok az. İşe koyulalım. Hala yapılacak çok iş var. Umut ve huzursuzluk. Teknoloji ağacı. Tamam abi, teknoloji ağacını biliyoruz. Huzursuzluk. Tamam, buna da dikkat edeceğiz. Bakacağız, biraz zor ya işimiz. Hele sokak yapmak kadar zor bir şey yok. Ben sokağı anlamadım abi. Teknoloji ne? Aa, bunu niye yapamıyoruz? 10 tane tahta lazım. Tahta tabi. Yol yapacağız. Bir odunumuz var. Odunumuz çok az ya. Odunumuz gerçekten az. Çocuk işçiye sakatlandı. Aha. Bu çocuğa bir gün izin ver. Dikkatsiz olduğu için bu çocuğu azarla. İzin verelim. Parçalanan aile. Elimizden geleni yapacağız. Nereye sefer mi göndermemiz lazım bizim? Göndereceğiz. Onu da göndereceğiz. Bakalım. Biraz zor işimiz. Değişim mi? Toplama noktasında çalışın abi. Hafif soğuk yanığı yüzünden bir vatandaş hasta oldu. Umut azalıyor. İşaretçiyi inşa ettik biz. İşaretçiyi inşa etmedik mi? Ömür yanı tükenmiş. Bir insan ölmüş, hassiktir. Kanun kitabını aç. Ben de başlarını halletsinler. Yapacak bir şey yok. İşaretçi araştırıyorlar işte, bir şey kalmadı.
Güzel. Kayıp seferimizden afetzedeleri kurtar. İşaretçi. İşaret attığımızda mı kurtulacaklar? Herhalde öyle. Çok hızlı gidiyor ya. Şunu nasıl düzelteceğim? %71. Daha fazla hastanın yatağına ihtiyaç var. Yeni bir sağlık merkezi. Söz veriyorum, hastalar tedavi edilecek. Sağlık merkezi açacağım. Ne yapayım abi, açmak zorundayım. Başka çarem yok. İnsanlar yaşasın ya. Hatamız kalmadı gene. Jeneratör ısı alanı, buhar merkezi ısı alanı. Bunu araştıracağız, bakacağız. Bu araştırılıyor mu? Oo, 10 tane ağaç lazım bize yarın. Depodan ağaç çekebileceğiz mi? Koruyucu bir anne. Bir gün tatil yapmasına izin ver. Olabilir abi, izin yapsın. Tatil dediğin nedir ki çocuk için? Yapsın yani çocuk tatilini. Sağlık merkezinde mühendis yok. Yarın için tahta lazım. Zamanı hızlandırdık bakalım. 37 derece mi eksi? Aa, güneş doğuyor. Eksi 30 derece. İşaretçi araştırıldı. Odun sandıkları tükenmiş. İnsanlar açlıktan ölüyor. Ne oluyor abi? Kayıp sefer. Kayıp seferin oraya gitsinler bakayım. İzci ekibi kurmak için odun lazımmış. O da zor abi. Aramaya hazır. Bakacağız.
Gitsinler bakayım. Soğuk evler. Bazı evleri ısıtalım. Tüm evleri ısıtalım. Sorun yok, ısıtırız abi. Kanun kitabı. Önemli. Kriz var diyesi. Yapacak bir şey yok. Nereden uzatacağız 24 saate? Tedavi gereken insan var bir sürü. Yeni araştırma ekliyorum bakayım buraya. On tane odun lazım yine. Fırtına da var. Oğlum bayağı zor ya. Millet ölüyor amına koyayım. Sürekli bir hasta oluyor. Yemeğimiz yetmiyor abi. Kömür toplamamız lazım. Kırmızı işaret ne? Oo, ısınamıyoruz. Isınamıyoruz. Çok kritik. Geri dönsünler. Geri dönsün. Çocuklara iki katı yiyecek payı. İyi fikir. Olur. Çok anlayışlıyım ya. Çok anlayışlıyız. Yapacak bir şey yok. Niye içim gitsin abi? Gitmiyor vallahi. Onların içi gidiyordur ama. Neyse, çalışanımız falan oldu artık. Kavuşmalar. Diğerlerini arayacağız. Çok iyi. Kanka işte verdik emek. Götümüz sikildi. Boşu boşuna emek vermişiz. Geçmiş olsun. Vefasızlık böyle bir şeymiş demek yani. Ne yapayım? Diğerlerini aramak. Arayalım bakalım. Yol yapalım buralara. Huzursuzluk çok fazla, hasta da çok fazla. Abi bu nasıl bir şey ya? Herkes sürekli hasta oluyor. Aha. Onları besleyelim ve biraz gıda depolayalım. Avcı kulübesini görmem lazım. Avcı kulübesi. Avcı kulübesi yetmiyor. Söz bozuldu. İnsanlar sıcaklık sözü verdin, sözünü bozdun. Ananı götünü sikeyim.
Sıcaklık sözü verdik de baba yapamıyoruz. Ne yapalım amına koyayım? Tüketim var yani bu tüketim. Üzgünüm. 54 aç. Apo. Ekstra vardiya lazım. Kriz vardiyası lazım. Ananı sikeyim, odun yok. Durun halledeceğiz, durun halledeceğiz. Sabah olsun kriz var diyorsa, sabah olsun sakin olun. Halledeceğiz, huzursuzluk düşecek, rahat olun. Yapacağız. Bir şekilde başaracağız. Odun sandıkları tükenmiş, olsun. Olsun. Isıtıcılar araştırılmış. Balık merkezde yapmamız lazım. Buhar merkezini de araştıralım. 16 tane hastamız var. Krizde ne oluyor? Dövüş arenasını açayım. İyi bir dövüş görmek için az sabırsızlanıyorum. Dövüşlere bahis sormak yarıştan sonraki en iyi şey. Bakacağız. Tahtamız, odunumuz yok. Onu nasıl yapacağız? Burayı yıkabiliyor muyuz mesela? Odun lazım bize, odun. Odunu bulamıyorum. Sıtacağız tüm evleri de abim işte. Yok ki. Yok ki. Huzursuzluk çok fazla. Birkaç gün daha dayanmalısınız. Dayanmalıyız. Dayanmalıyız. Odun, odun, odun. Odun nasıl oluyor? Yok burada odun yok. Bıçık evi. Donuk ağaçları kullanabiliyor muyuz? Çok iyi. Tamam onu yapacağız. Huzursuzluk çok fazla. Oduna ihtiyacımız olacak. Sürekli birileri acıkıyor. Boku yedik. Biri öldü.
Siktir ya. Bu niye duruyor? Bu niye duruyor abi? Isıtıcıyı açacağız. Isıtıcıyı her yerden açabiliyor muyuz? Sokak jeneratörü nasıl bağlı değil ya? Bok yedik. Yapamıyorum ben, anlamadım. Çiğ gıda yetmiyor. Buhar merkezi yapıldı bir tane. Tüm açları doyur. Nasıl doyuracağız abi açları ya? Çalışmayan var mı? Çok karışık ya. Bunu nasıl açacağım? Dikiz oduna ihtiyacım vardı. Söz bozuldu. Ben de bununla ilgilenemeyeceğim kardeşim.
Şu anda sağlık merkezi falan yok sizde. Amına koyarım şimdi. Sikerim alayınızdan anasını ya. Beni delirtmeyin ya. İşim gücüm var. Amına koyacağım ya. Amına koyacağım ya. Binanızda sikerim siz de, siktirin gidin şimdi. Ölüyorsunuz, ölüyorsunuz. Umut yok. Hiç umut yok. Bir insan öldü. Of. Çalışanlar ölüyor. Çalışanlar ölüyor çünkü tahtam yok. Fazladan mesai. Çocuk işçiler. Tamam, bakım evi de yapacağız size, söz. Sıcaklık azalıyor. Çözeriz, çözeriz. Abo, hava -39 derece. Abo. Daha hızlı toplama. Çözeceğiz. Hemen buraya çalışan. Hemen buraya çalışan. Tahta lazım, odun lazım. Millet ölüyor, amına koyayım. Millet ölüyor, amına koyayım. Allah. Allah. Çok büyük sıkıntı. Kaybettik abi. Beni sürdüler. Elimden geleni yaptım.